Boş bir kağıda 888 sayısını yazarak hayatınızdaki tüm arzularınızı tezahür ettirmek ister miydiniz? Bugünkü videomuzda numerolojiyi özellikle de 888 ritüelini kendi yararınıza kullanmanız için size benzersiz bir teknik öğreteceğim. Böylece hayatınızda istediğiniz her şeyi kendinize çekebileceksiniz. Size uğurlu sayınızı soracağım. Bu nedenle bir parça kağıt ve kalem almanızı istiyorum. Birazdan size bu ritüeli nasıl yapacağınızı açıklayacağım. Kağıt ve kalem ayarlarken bir yandan da en sevdiğiniz, uğurlu hissettiğiniz sayıyı düşünmenizi istiyorum. İnsanlar en sevdikleri sayıyla spiritüel bir şekilde bağlantılıdır. Genelde kendilerini bu sayıyla özdeşleşmiş hissederler. Şimdi tekniğimizi uygulamadan önce şu olumlamaları yapmanızı ve bunu yorum olarak videomuzun altına bırakmanızı istiyorum. Kendimi uğurlu sayımla bütünleşmiş hissediyorum. Güç rakamımla özdeşleştiğimi hissediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi zihninizi yeniden programlamaya başlama zamanıdır. 8 melek sayısının gücünü kullanarak arzu ettiğiniz her şeyi elde edebileceksiniz. Bu tekniği uyguladıktan sonra tekrarlayan sayılar görmeye başlayacağınızı ve dileklerinizin gerçekleşeceğini unutmayın. Tekrarlayan sayılar görmek basit bir eş zamanlılık değildir ve çoğu zaman tesadüften çok daha fazlasıdır. Bunun ne anlama geldiğini anlatmakla başlayalım. Bu zamana kadar bütün inançlar sizlere her şeyin sizin dışınızda gelişen olaylara bağlı olduğunu ve her şeyin bir tesadüf olduğunu öğretti. Ama aslında eş zamanlılık, düşüncelerinizin sebep olduğu şeyler bütünüdür. Hiç uzun süredir görmediğiniz birini düşünüp, ertesi gün onu bir yerde gördüğünüz oldu mu ya da ondan bir telefon araması aldınız. Bu anlar eş zamanlılığı gösterir ve zihninizin keşfedilmeyi bekleyen, kullanılmamış yeteneklere sahip olduğunu da kanıtlar. Her şeyin bizim dışımızda geliştiğini ve adının kader olduğunu düşünen milyonlarca insan var. Bu kimseler Allah'ın sorunlara sebep olan ve görevlerimizi yerimize getirmediğimizde bizleri cezalandıracak bir varlık olarak tanımlar. Allah sanki bize çok uzakta ve sürekli bizi azapla korkutan bir varlık gibi sanki. Ayrıca hemen hemen tüm dinlerde sizin başınıza gelecek her şeyin yazılı olduğu bir hayat kitabı olduğu da söylenir. Kusura bakmayın ama bunların tamamı hayal ürünü ve uydurmadır. Her yeni gün kendi kitabınızı kendiniz yazıyorsunuz. Bu yüzden gerçek gücünüzü elinizden almak için uydurulan batılı inançları düşünmeyi bırakın. Atalarınızın her gün hayatlarına ışık getirmek için bağlantı kurduğu o yüksek benlikle bağlantı kurun. Bunu başarabilen insanları dinlemeye başlayın. Şimdi numeroloji konumuza dönelim. Size videonun başında düşünmenizi söylediğim sayıyı düşünün. Şimdi onun hakkınızda ne anlattığını öğrenme vakti. Eğer uğurlu sayınız 1 ise bu durum enerji katalizörü gibi hareket eden ve bir şeyler yapmayı seven yaratıcı bireyler olduğunuzu gösterir. Eğer 2 ise hizmet odaklı, başkalarını seven ve genellikle yardım kuruluşlarında çalışan adanmış bireyleri gösterir. 3 rakamını sevenler, büyük bir hayal gücüne sahip, spontane olmayı seven, eğlenceli bireylerdir. 4 rakamı, kanun ve düzeni temsil eden liderler, genellikle hukuk alanında kariyer yapan insanlardır. 5 numara, özgürlük arayanlar ve hızlı hareket etmekten hoşlanan kimselerdir, zeki ve meraklı olurlar. Eğer 6 rakamını seviyorsanız, ailenizi çok önemsiyorsunuz demektir. Aile ilişkilerinizi düşünmek üzere biraz zaman ayırın çünkü bu sayıyla bağlantınız burada gizlidir. Şimdi 7 rakamı hakkında konuşalım. Gizemli bir güç olarak görülen bu sayı uzun zamandır eşsiz bir yeteneğe sahip olan ve kaderinde harika şeyler yapmak yazılı olan insanların sembolü olarak kabul edilir. 8 rakamı uğurlu kabul edenlere gelirsek, 3 adet 8 rakamının birleşimi zihninizin ruhunuzla nasıl uyum içinde çalışması gerektiğini anlatır. Bu yolculuğunuzun bu 3 parçamızı geliştirmek ve mükemmelleştirmekle ilgili olduğunu hatırlatır. Şimdi de 9 rakamına değer verenlere bakalım. Onlar insanlığı derinden seven ve insanlarla birlikte olmaktan keyif alan bireylerdir. Sosyalleşmekten, konuşmaktan, fikirlerini paylaşmaktan ve kendileri gibi düşünen insanlarla bir araya gelmekten güç ve keyif alırlar. Son olarak 10 sayısı. Daha yüksek ruhsal gelişimle ilgili kesin bir amaçla gelenler için Pisagor sayısıdır. Bu kişiler genellikle güçlü liderlerdir. Eğer 10 sayısıyla rezonansa giriyorsanız muhtemelen güçlü bir lidersinizdir. İnsanlar sizi takip eder çünkü sayılarla ilişkili bir zihniyete sahipsiniz.
Evet dostlarım, sevdiğiniz sayıları sizler seçtiniz. Numeroloji, sayıların yaşamlarımızı nasıl etkilediğini inceleyen bilim dalıdır. Numeroloji ve kutsal geometri dünyamızı anlamak için çok önemlidir ve matematik içinde yaşadığımız evreni anlamanın temelidir. Bu nedenle sayılara hak ettikleri değeri vermek önemlidir. Özellikle de hayatınızda gerçekleşebilecek ardışık 3 sayı dizisinde gördüğünüzde. Şimdi özel bir rutine, 8 günlük derin bir düşünme yolculuğuna başlayalım. İlk olarak önümüzdeki 3 ay içinde başarmak istediğiniz, sizin için yapılabilir olması gereken bir şey düşünmenizi istiyorum. Bunu neden hayal etmelisiniz? Önünüzdeki 3 ay için istediğiniz şey şu anda hayatınızda olanlarla eşleşmelidir. Örneğin şu anda çok az para kazanıyorsanız 3 ay içinde 1 milyon dolar kazanmayı hayal etmek size doğru gelmeyebilir. Zihniniz elbette bunu yapabilirim diyebilir. Ancak derinlerde başka düşünceler bundan şüphe duyabilir. Çünkü başarı sadece parayla ilgili değildir. Aynı zamanda nasıl düşündüğünüzle de ilgilidir. Bu nedenle şu anda yaptığınız işi 3'e veya 2'ye katlamak gibi yapabilir bir hedef seçin. Bu şekilde bunu yapabileceğinize gerçekten inanacak ve tüm odağınızı bunu gerçekleştirmeye verebileceksiniz. Bu bir sihir değil. Bu sizin düşünceleriniz ve yapabileceklerinizle ilgilidir. Kendinize karşı dürüst olun. İçten içe imkansız olduğunu bildiğiniz bir şeyi istediğinizi söylüyorsanız kendinizi kandırıyorsunuz demektir. Unutmayın, düşünceleriniz gerçekliğinizi yaratır. Bu rutinin bir parçası olarak bir parça kağıt alın. Aldığınız kağıdın üst kısmına 8-8-8 rakamlarını yazın ve altına ise 3 ay içerisinde başarmak istediğiniz şeyi tek bir cümleyle yazın. Unutmayın, basit ve net olsun. Daha sonra kağıdı yavaşça katlayın ve uyumadan önce yastığınızın altına koyun. Uyumak üzere olduğunuz o anda zihninizi rahatlamaya yönlendirirken bir yandan da dileğinizi kabul edin. Kağıdı 8 gün boyunca her gün çıkarın, dileğinizi okuyun ve rüyalarınızın bir parçası olması için ona izin verin. Sakinleştirici bir hatırlatma olarak cümleyi söyleyin ve kağıdı tekrar katlarken ona dokunun. Dokunabileceğiniz bir şey yaratmak, bir bağlantı kurmak gibidir. İster yastığınızın altında, ister elinizde olsun. Bu basit hareket dileğinizi daha güçlü hale getirir. Bu rutine 8 gün boyunca devam edelim. Neden 8 diye soracak olursanız, yaptığımız şey beynimizi arzularımızla programlamaktır. Neyi başarmak istediğinizi ve neyin gerçekleşeceğini temel olarak beynimizde bulunan bir sistem olan retiküler aktivasyon sistemimiz belirler. Bu yüzden bunu alıp bununla entegre edecek ve bunu başarmanın yollarını aramaya başlayacaktır. Çevrenizdeki insanları ya da daha önce fark etmediğiniz, bu hedefin bir kısmına ulaşmanıza yardımcı olabilecek insanları fark etmeye başlayacaksınız. Daha önce kapalı olarak gördüğünüz tüm bolluk kapılarını artık açık olarak görmeye başlayacaksınız. Çünkü onları retiküler aktivasyon sisteminize dahil ediyorsunuz ve zihniniz bunun artık mümkün olduğunu söylüyor. Evet, bu mümkün, bunu başarabilirim ve başarıyorum. Ne istediğinizi bildiğinizde tüm evren bunun gerçekleşmesi için sizinle işbirliği yapar. İşleri sizin için daha kolaylaştırmak üzere hareket etmeye başlar. Çünkü inanç eylem demektir. Burada inanç sadece bir şeyler söylemekle ilgili değildir. Göremediğiniz şeylere inanmak ve sonra bu inançları yaşamınızda gerçeğe dönüştürmek için bir şeyler yapmakla ilgilidir. İşte aklınızda tutmanız gereken bir düşünce, inanç, göremediğiniz şeylere sağlam bir şekilde inanmak ve ardından bu inançları hayatınızda gerçeğe dönüştürmek için harekete geçirmektir. Bu basit fikirde çok fazla bilgelik vardır. Bu yüzden bırakın olaylar gelişsin ve sonra hayatınızda neler olduğunu paylaşmak için geri gelin. Açılan fırsat kapılarını ve etrafınızda meydana gelen küçük değişiklikleri fark edin. Bugünlerde tekrarlanan 3 sayı kümesi görürseniz bana bundan bahsedin. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.